Sevgili YouTube, sevgili Twitch, hoş geldiniz. Yeni bir seriyle karşınızdayız. Kena Bridge of Spirits. Bugün çıktı. Bayağıdır oynamayı beklediğimiz bir oyundu. Zaten ilk gösterimi, yani ilk trailer'ı gösterildiğinde de beğenmiştik. Güzel bir oyuna benziyor. Kısa bir oyun oldukça. Galiba 20 saat civarı falan oynanış süresi. Bakalım. Başlayacağız şimdi. Ben de merak ediyorum. Yani kombatı güzel gözüküyordu trailerlarında. Ben şahsen beğenmiştim kombatını. Ama tabii hani en güzel kombat sahnelerini de koymuş olabilirler şeye, trailer'a. Şu küçük siyah şeyler de ilgimi çekiyor. Bayağı var onlardan. Galiba haritada onları toplayacağız. Options'a bakalım neler var. Game. Bunlar neymiş? İlginç. Zorluk seviyeleri var da hani bunlar... Düşmanlar agresif falan filan. Ne oldu? Arkadaşlar küçük bir teknik aksaklık oldu. Abim de içeride çünkü bir yandan oyun oynamaya çalışıyor da başlatamadı oyunu. Onunla ilgili bir sorun yaşadı. Onu hemen bir çözdük. Valla zorluk seviyesini onu oyunda seçeriz herhalde. Oyunda seçtirir diye düşünüyorum. Auto hide falan filan. Bunları değiştirmeyeceğim. Ama yani en zorda oynamayız diye düşünüyorum. Orta zorlukta oynarız diye düşünüyorum. Çünkü sadece şimdi... Ya bunlara bakarız dediğim gibi. Kamera sensitivity. Okey. Grafikte performans modu zaten bence de en iyisi. Audio da night moda gerek yok ama subtitles güzel. Tamam. O zaman başlayalım arkadaşlar. Yeni oyuna. Ha zaten burada. Ha burada Expert Spirit Guide bir de sonra Master var ama Master için belli ki oyunu bitirmen gerekiyor. Abi ben galiba Expert'te başlayacağım. Çok ölmeyiz diye umuyorum. Ama daha keyifli olacağını düşünüyorum ya. Ben ne bileyim Spirit Guide'de oynayasım yok ya valla. Ne söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim. Expert Spirit Guide'da neymiş sorunlar? Bu Rot Ability dediğimiz bir şey varmış. Tam olarak yani nasıl bir yetenek çeşidi bilmiyorum ama. Sadece hasar koyduğum zaman recharge oluyor. Düşmanlar bayağı agresif ve daha çok hasar koyuyorlar diyor. Bu normal zorluk. Bu da kolay yani. Story mod. Bunu yapmayız zaten. Ama dediğim gibi expert'te başlayalım. Barely visible. Yani şu an iyi gibi. Bilmiyorum ekranda da gerçi herhalde öyledir ama şu an iyi gibi. Bakalım. Paso ölüyormuşum. Tokat manyağı. Kutsal şrine'lara koyuyorlarmış şu maskeleri falan filan. Okey. Ruhun öteki tarafa geçişinde yavaş yavaş toza dönüşüyorlar. Ama tüm spiritler yalnız değil. Okey. Spirit guide'lar sayesinde yalnızlık... Yani yalnız kalmıyoruz bir nevi. Oo. O bir tane tahtadan şeyi gördük ahşap maskeyi. L1 pulse yapıyorsun. Oo. Neymiş bu böyle? Oyunun grafikleri çok tatlı. Yani gerçekten çok tatlı grafikleri var, beğendim. O double jump mı var? Öf, Jedi. R1 atak, tamam. R2 heavy atak. Yuvarlak dodge, tamam. Kara üçgen henüz bir şey değil. Havada dodge atamıyoruz. Bunu bilmek önemli. Güzel.
Acaba bu kalkan niyetine mi yani bu? Peri yapmamız sağlayacak mı? Ha, ruh gördük bir tane. Spirit. Ruh oradan gidiyor. Ama tabii ki de keşfedeceğiz yani. Oyunun grafiklerini çok beğendim. Güzel grafikleri var. Ha, direkt sadece bir kere L1'e bassam da oluyormuş zaten. Güzel rune şeyler var ama. Grafikler değil mi? Ya umarım oyunun zorlukları yapay değildir tabi. Öyle bir şey de var. Ama daha agresif oluyor. Bak olay orada. Oyunun hani olayı sadece hasarını arttırmak değil, agresifliğini de arttırdığı için o biraz daha natürel kılıyor yani zorluğu. Evet. Bir şey mi kaçırdım ben demin şurada? Valla galiba kaçırdım. Güzel. Sektirdi o taşlar bir nevi o pulsumu. Karakter çok patlı koşuyor lan. Bunlara vurabiliyor muyum? Aa, charge yapabiliyor musun R2'yi? Bence bu adamla kapışacağız. Bu karakter tehlikeli birine benziyor. Neden geldin? Burada acı falan hissediyorum diyor. Yardıma ihtiyacın var mı? Sen acı falan hiçbir şey bilmiyorsun diyor ya. Burası benim evim diyor. Benim kasabam. Turn back. Geri git bakalım. Ne diyor? Okey. Tamam, burası şu an tutorial. Bayağı bir tutorial yani. Kapışma burada bitti mi? Ha. Kapının öteki tarafını da öyle ışıklandırmam lazım. Spirit Guide. İlginç. Bir nevi ruhlara rehberlik yapıyoruz yani. Burada toplanabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Veya etkileşime geçebileceğimiz başka bir şey. Galiba o kadar yani. Aynen. Geçelim kapıdan. Oyunun grafiklerini çok beğendim. Böyle canlı renkli bir şey oynamayalı bayağı olmuş, onu fark ediyorum yani. Böyle vivid. Tilki.
Ona lan. Küçük bebelere bak. Aa yok oldular lan, yok ettim ben. Yok ettim lan bebeleri. Koşan çocuklar vardı. Gerçekten yok oldular ya. Ha, üçgenle interact yapıyormuşum. Onu burada bir yerde gördüm. Ne arıyorsunuz lan bebeler? Tiplere bak. Nereye gitti acaba? Aha, aha. Tipe bak. La ya. Binlercik şey peşinde koşturuyorlar. Oha, dövdü lan. Bizi gördüler değil mi? Hi there. Selam. Aha, yabancılarla konuşma dedi anneleri. Oha. Ruhlardı herhalde yani, öyle bir şey, bir gariplik var. Ha, interact yapabiliyorsun böyle. Haa, L1 yapıp onları yakalayabiliyorsun sonra üçgene basınca. Bir arkadaş buldun diyor. Bunları toplamak bir işimize yarayacak kesinlikle, ama ne işimize yarayacak bilmiyorum. Bir bak ya. Ne oldu sana be? Minnak. Bunların ismi Minnak. Oha, elimize ne oluyor öyle? Damarlarımızda şey var. Şeyler pulsating yapıyordu. Çok garip. Bizim acaba sağ kolumuz biraz daha böyle kararmış gibi bir şey mi? O yüzden mi kapatıyoruz? Wow, sağır oldum bir an. Çok sesliydi. Oyunun kendisi sinematiklerinden daha yüksek FPS'e sahip. İşin ilginç yanı. Aa, Find the Rot. Bunların ismi Rot'muş. Şelalelerin arkasına her zaman bakın arkadaş. Her zaman bir şey olabilir. Burada dağ olmadığına emin miyiz? Evet, geçemiyorum oraya. Selam Emre, hoş geldin. Oo. Okay. Aha. Collect yapabiliyoruz. Güzel. Oha, bu biraz daha ayı bir şey çıktı ha. Bu minnak değil yani. Öteki minnaksa. Burada bir şey var mı? Yok. Okay. Şunun üstünde bir yol var. Oraya şuradan çıkıyoruz. Hmm, şurası niye pembeymiş? Aha, senden bulduk. Güzel. Bayağı ordu yapıyoruz galiba bunlardan. Okey, burada yok. Şurada bir tane var gördüm. Saklandıkları cisimler zaten direkt morumsu bir renk böyle. Ha, interact yapabiliyoruz. 3 tane, 4 tane olasılık var. Hapşıralım.
Sneeze'den kastı bu muydu? Şu an dans mı ediyor? Ulan ortama gel. Ötekileri de yapmak istiyorum. Öpelim. Hepsini yaptığımız için belki bir şeyler alır çünkü. Sonucu olarak zaten stand up. Ha, çık tatlı lan, bizi öp. Okay. Oradan gidebiliriz ama henüz oradan gitmeyeceğim. Şu çocuklar da şuraya bir yere gitti galiba. Ha, gerçi onlar nereye gitmiş ki buradan? Buradan gidecek bir yer yok galiba. Okey, bir dakika. Şimdi burada henüz daha işimiz yok galiba. Yani şuraya basınca falan var da, bir dakika. Şu diğerlerini de bulmak istiyorum aslında, neredeler. Şurada bir yaratık çıkacak gibi hissediyorum. Oo, gizli bir yer bulduk. Ya da gizli olduğunu düşündüğüm bir yer. Aa, bir tanesi bunun içindeymiş zaten. Bir tane kaldı bulmamız gereken burada, değil mi? Dalıp gidebildiğimiz bir yer yok. Okay. Ha, daha çok rot bulup bu dead zone heart'ı purify yapacakmışım. Buraya amaç purify yapmak. Okay. O zaman bir buradan yukarı çıkalım. Herhalde buradan yukarı çıkınca tahmin ediyorum ki şey olacak. Beşincisi de herhalde burada bir yerde. Gel bakalım. Şimdi orayı da purify yapacağız. Arındıracağız. Bir oldu. Artık daha çok hareket falan uygulayabiliyorlar. Ne diyor? Kareye basıp etraftaki şeyleri yapabiliyorsun. Gönderebiliyorsun. Bu yanımızda companionlarım. Daha çok toplarsan level'ı daha çok artacak ve daha çok hareket uygulayabilecekler. Okey, güzel. Orada başka bir şey yok diye bir teyit edelim. Tamam. Şimdi burayı arındırıyorlar. Oh. Ha, bir an kapışacağız falan diye düşündüm ama okey, bayağı güzel arındırdık. Etrafı iyicene gezmek lazım burada aslında, hiç kaçırmamak için. Tamam, burada bir şey yok herhalde. Ha, bir dakika, orada leap vardı, bir de bir şeye bakacağım. Ha yok, tam sadece bunun işiymiş. Ha tamam, sadece tırmanmam için şey veriyormuş ya.
Orada bir tane daha dead zone var ama orada kapışma olacağını düşünüyorum işte. Çok büyük ihtimalle. Tutorial bitti. Aynen. Ne diyor? Aa, düşmanlar korkutuyor brotları, o yüzden gidiyorlar. Ama eğer onlara saldırırsam cesaretlenip onları hani tekrar kullanabiliyorum büyü olarak falan. İlginç. Okey. L1 ile toplayabiliyormuşum. Ha, ama eğer basarsam galiba daha hızlı oluyor. Oh. Bilmiyordum uzaktan saldırdığını. Düşmanları bind yapabiliyor muyum şu an ama? Yani düşmanlara bind yapmak yerine şey yapmak daha mantıklı aslında. Direkt onların spawn noktasını yok etmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani öyle hissediyorum en azından şimdi. İleride o ruh çocuklar hala takılıyorlar. Hmm. Ha, bayağı güçlülermiş, taşıyabiliyorlarmış. İlginç. Kare yapıp sonra bir de L2 kare yapıp şey yapabiliyorsun. İstediğin yere taşıttırabiliyorsun. Çok tatlılar. Küçük şeyler taşıyor. Bir dakika, önce bir etrafı biraz gezelim. Sonra çıkarız bir yere. Buraya gelin bakalım. Bunlar ne? Okay. Şey yediler ama. Okey, güzel. Bunun üzerinden çıkamam değil mi zaten hiçbir yere? Yok. Okey, siz onu taşıyın. Nereye taşıyın biliyor musunuz? Şunun üzerine çıkabilir miyim acaba? Hayır, direkt zaten buraya taşıyayım, okey. Şöyle kare. Çok komik lan. Minnacık şeylere taşıttırıyorum burada. Kendimi kötü hissettim biraz. Çok azıcık kendimi kötü hissettim. Şunu kıramıyor muyum? Ha yok, üçgene basman gerekiyormuş, okey. Ben diyorum Allah Allah. Burada ne var? Ha, bunu da taşıyabiliyorlar. Yani bunu
Kaldırdık. Sağda sanki spirit puanı gibi bir şey kazandık. Şurada şey var. Güzel. Karşıya geçeceğiz zaten şimdi. Başka yapacak bir şey yok abi. Allah düştüm. Wow. Bir an Neo gibi uçuyordum. Bilmiyorum gördünüz mü? Oyun bence de güzel şu an. Evet. Eğlenceli yani. Keyifli duruyor. Bunu açabiliyoruz. Açalım. 60 oldu. Okey. Burada bir şey var mı? Bunu bir kare yapabiliyoruz. Güzel. Böylece hani gerçekten bu tam olarak direkt ne işimize yarayacak bilmiyorum ama şuraya getirtebiliyoruz en azından onu. Dur. Ha, buraya getirtemiyor musun? Sen ciddi misin? Acaba buradan yetişebilir miyim oraya? Dur. Evet, yetişebiliyormuşum diyecektim. Yetişemedim. Ha yok, yetişebiliyorsun. Tamam. Hoş geldin Eren abi. Arkada bir şey bırakmadık diye düşünüyorum. Şu tarafı full gezdik mi biz ya? Bir dakika, onu bir teyit etmek istiyorum. Buranın solunu full gezdik değil mi? Ya da solu yok zaten, bu kadar. Okey. Atlamak istemiyorum çünkü dediğim gibi bu minik şeyleri toplamak lazım. Geliştirmek istiyorsak karakterim. Grafikler çok güzel değil mi? Aha, yine savaşacağımız bir yer. Oo, bu boss fight'a benziyor be. Hadi bakalım. Yardım edeyim, bırak yardım edeyim. Ben bu ruhları iyileştirebilirim. Ormana dengeyi geri getirebilirim. I know you are kind. Ben biliyorum senin türünü diyor. Sen bu topraklardan geçen gücü hissediyorsun ama tamamen anlamıyorsun diyor. Wow wow wow, ne oluyor? Ölüm ve... Ya ilginç abi, burada kalan tek şey ölüm ve corruption diyor yani. Bu topraklar iyileştirilir. Ama sen burada kalamazsın ruh. Devam etmen lazım. Sen asıl buraya ait olmayansın. Ben halkımı hiçbir zaman terk etmeyeceğim. Wow. Öf, periledik. Periledik. Oha. Okey. Sprout. İyi koydu. Güzel. Ama bu daha sadece ilkiydi diye düşünüyorum. Oo. Okay.
İyileştirdik burayı be. Gel gel. Oo, birkaç tane ruh mu çıkıyor, ne oluyor? Boss fight'larda kullanabilirmiş. Gelebilirsiniz, güvendesiniz artık. Look, Saya, she cleared away the poison. Saya baksana bak, no, buradaki zehri falan temizledi. They love it. Çok sevdiler bunu diyor. My name is Kena. Benim ismim Kena. Siz ne yapıyorsunuz burada tek başınız ormanda? Don't worry about us. Ha, sen bizi merak etme. Valla çok uzun zamandır biz zaten buralardayız da kendi başımızın çaresine bakıyoruz diyor. Görüyorum ikiniz bayağı güçlü gözüküyorsunuz diyor. Biliyor muydunuz o ruh kimdi falan? O maskeli olan? Yok, bilmiyoruz. Ama o ne zaman nerede çıksa zehrin gücü artıyor diyor. Asıl sen ne yapıyorsun burada ormanda? Hmm. Kutsal dağ şirayını arıyormuşuz. Mabedini. Mountain Shrine'a gitmek istiyorsan bize öncelikle bir şeyle yardım etmen lazım diyor. Okey. Haa, kardeşimiz Taro bir yerde hapis kalmış diyor. Ona yardım etmene ihtiyaç duyuyoruz diyor. Çok iyi olası. Onun için hem çok kolay olur o. Gördün mü o adama ne yaptı diyor, nasıl dağıttı onu. Taro'yu kurtarmamıza yardım et, ben biz de seni dağ mabedine götürelim. Our village is this way. Okay. 3 tane rot topladık burada. Güzel. O dağa mı çıkacağız acaba, ta tırmanacağız. Kena Bridge of Spirits. Bugün başladık. Oyun bugün çıktı. Evet Eren abi. Güzel. Haritamız da var. Haritamızda tabii şu an hiçbir şey açık değil adam akıllı. Biz şu an sarının olduğu yer. Yok, Help Taro görev orada. Önümüzde bir kasaba var. Gideceğimiz yer herhalde bu mabet burada bir yerde. Evet. Çok güzel. Prolog kısmını bitirdik. Öncelikle küçük bir tutorial kısmı vardı. Ondan sonra da çok azıcık birkaç düşman daha kapıştık. Sonra ilk boss fight'ımız vardı. Sprout. Yani galiba o boss bizi ikiye öldürebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bir vuruşta sanki yarı canımı aldı gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum, bir tane daha kaldırabilir miyim ama en azından yendik sorunsuzca tek seferde. Oyunun grafikleri çok tatlı. Çok güzel. Akıyor da oyun. Tek... Hani şu ana kadar negatif söyleyebileceğim şey belki sinematiklerinin FPS'inin oyunun kendisinin FPS'inden daha düşük olması. Ama onun dışında oyun çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Arkadaşlar bu ilk bölümdü. Seriye devam edeceğiz gelecek bölümlerde. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.